Evet, iyi ki varsın. Başlıyor efendim. Yine sağlık dolu, bilmediğimiz pek çok konuyu öğreneceğimiz yepyeni bir programda karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle renkli pembe pembe giyiniyor. Hakikaten. Evet. Annesinin bir tanesine pembe de ne kadar yakışmış değil mi yani? Ya çok güzel bağladınız evet, gerçekten. Evet. Adeta bir şarkı sözü gibi oldu. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Hor görmesinler burada. Evet, evet. Evet, böyle kahkahalarla evet, başladık programımıza. Bakın bugün neler varmış. Riskli gebeliklerde bebeğin genetik tanısı nasıl yapılır? Rahim ağzı kanserinden korunabilir miyiz? HPV aşısı kimlere yapılır? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tamer Sözen anlatacak. Az sonra. Evet, iyi ki varsın da yine önemli konuları konuştuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tamer Sözen'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Gerçekten sohbet o kadar hızlı geçiyor ki sizinle bugün her dakikayı kıymetli bir şekilde değerlendirmek istiyorum ben. İlk olarak riskli gebeliklerle başlayalım. Yani riskli gebeliklerde ileri yaştaki anne olmak isteyen anne adayları için ne gibi riskler var ve nelerle karşı karşıya kalıyorlar? Normalde bizim 46 kromozomumuz var hepimizin. Sizin 44 vücut kromozomu, 2 tane XX, bizim XY 46. Bizde bir şey var ya. 47 kromozom olunca bilinen en çok ve toplumda bilinen en çok anomali Down sendromu. Evet. Aslında trizomi 21. 21. kromozom üçlü. Onlarda 46 yerine 47 kromozom var ve işte gözdeki çekiklikten avuç çizgilere, kalp anomalilerine, mide bağırsak anomaline kadar birçok sorunlar oluyor ve zekaları da sınırda oluyor. Bunlar ülkeler için bir sorun hala. Yani bu çocukların yetiştirilmesi, topluma kazandırılması, bu da aslında tartışmanın temelini oluşturuyor. Aileler Down sendromu çocuklarını doğurmak istiyorlar bazen. Bunu bilseler de istiyorlar. Evet. Dünyanın her yerinde bunları tarayalım mı, taramayalım mı tartışması sürüyor. Ve Down sendromu sıklığı 30 yaşında 29'dan, 32'de 30'dan, 35'de yaşla beraber artıyor. Ve 35'te artık 200'de 1'lere geliyor. Ve o andan itibaren bu riski kabul ediyor. Yani şöyle düşünün. Bu iş %99 oldu. %1 risk var dediğimiz zaman biz rahatlarız. Evet. Ama tıpta %1 dediğin zaman bu ciddi bir risk. Tabii. Yani %1 risk dediğin zaman bunu araştıracaksın. Evet. İşte bu yaş arttıkça 35 ile 40 arasında hafif orta risk diyelim ama 40 yaşın üstünde de yüksek risk. Ama mutlaka çevrenizde vardır. Hı-hı. 35 yaşın üstünde doğuran çok sayıda. Artık doğum çünkü böyle. Hep böyle diyorlar. Diyorlar ya benim kuzenim vardı 44 yaşında fıstık gibi çocuktu. Çok zeki çocuktu. %99 zaten iyi doğuracak. Yani istatistik öyle. 40'ta, ama o biri de göz ardı edemek tabii, diyorsun. Tabii ki. 45'te mesela o rakam 50'de 1'lere falan çıkıyor. 35'te 1'lere çıkıyor. Yani %3. Hı-hı. Yine de 100 kadından 97'si sağlıklı doğuracak. Bu riskli gebelikler bu anlamda riskli. Bir de bebeğin eşi dediğimiz plasentanın iyi fonksiyon gösterememesine bağlı gelişme geriliği. Annede şeker hastalığı artı kalp hastalığı artı yüksek tansiyon. Yine ödem, yüksek tansiyona giden halk arasında gebelik zehirlenmesi denilen preeklamsi. Bebeklerin küçük kalması, erken doğması. Bunlar hepsi riskli kategoride. Hmm. Ama en çok toplumda bilineni ileri anne yaşı gebelikleri ve en çok karşılaştığımız. Artık günümüzde kadınlar geç evleniyorlar. İşte eskiden 35 kabul ediliyordu ama artık yavaş yavaş bu 40'a çekiliyor. Çünkü 35-40 arası grupta çok az genetik hastalık görmeye başladık. Eskiden 35 yaş altındaki kadınlara, doktor yakınları, doktorlara falan keyfi amniyosentez yapılıyordu. Hı. Yani iğneyle karına girip su alınıyordu. Çünkü o suyun içinde bebek hareket ederken hücreleri dökülüyor. Bebeğin hücresini alıyorsun ve genetik yapısını söylüyorsun. Fakat bu amniyosentez tamamen profesyonellerde yapılsa, çok iyi bir şekilde gerçekleştirilse bile 1/200 ihtimal düşük riski var. Evet. İğneyi soktun çıkardın düşebilir. Bir kağıt imzalanıyor. Bir kağıt imzalanıyor, bunun sorumluluğunu alıyorum diye. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Bebek anne karnında bir vatandaş adayı. Evet. Ona sormuyorsunuz. Ben 28 yaşındayım. Ben garantiye girmek, garantiye almak istiyorum. Bana bakın da genetik hastalık olmadan emin olayım. Ama sen o bebeği riske atıyorsun. Evet. Yaptın mesela diyelim ki 25 yaşındaki öbür bir kadın. Öbür taraftaki bir risk için sen gene bir risk alıyorsun. İkinci riski alıyorsun. Şöyle düşünün. 25 yaşındaki 1000 tane kadına yaptık. 25 yaşında Down sendromu çıkma olasılığı 1/1. Fakat amniyosentezde düşük ihtimal 200/1. 5 bebek düştü. Bunlardan en ihtimali biri Down sendromuydu ya da genetik hastalığı vardı. Tabii. 4'ü masum gitti. Onun için o kaldırıldı. Ya. Artık amniyosentez keyfi isteğe bağlı doktorlar yapmıyor. Eskiden yapıyordu. Şimdi riskli gebeliklerde. Ya tarama testleri vardır işte ikili test, dörtlü test. Sonra da 3-4 yıldır var olan serbest DNA testi var. Amniyosentez kadar hassas. %99,93
genetik hastalık var mı yok mu annenin basit kanı alarak tespit edilebiliyor. Ha, çok güzel. Şu an için bu yükselen bir değer. Çünkü tarama testinin hassasiyetine sonucu çabuk gelsin. Güvenilirliği yüksek olsun. Ülkenin her yerinde yapılsın. Non-invaziv olsun. Yani ameliyathanede iğne batma falan olmaz. Basit kan alma, ultrason bunlar gibi olsun. Ama bir de maliyeti uygun olsun. Hı hı. Bunun sınırı $100 gibi yani uluslararası olsun diye uluslararası para kullanılıyor. $100'ın üstünde maliyet olduğu zaman o tarama testi şeyinden çıkıyor, kisvesinden çıkıyor. Çünkü düşünün, örnek verelim $1,000'lık bir test yani 5,000 liralık. Bunu çok kolay veren de var, bir gecede bu parayı harcayan da var. Evet. Bütün sene boyunca ancak biriktirebilen, hayatı boyunca veremeyecek olan da var. Doğru. O zaman sınıflarsın hastaları. Yani durum iyi olanlara ben testi yapıyorum, o zaman tarama testi olmaz. Doğru. Onun için bu testin şu anda o sıkıntısı var. Şu tartışılıyor, yani devlet bunu kendi güvence altına alsın. Tıpkı diğer testleri yaptığı gibi bu testi de parasını hastalara yansıtmasın. Sağlık güvencesi olanlara yapsın. Herkese yapılsın bu test. Hı hı. O zaman bu anomalili doğumlar azalacak maliyette düştüğü için. Bu şu anda tartışılıyor. Ama şu an itibariyle yüksek maliyet nedeniyle gencecik bir kadına böyle bak sen bu testi yaptır ver parayı kurtul diyemezsiniz. Yine o sizin gebeliğinizde belki yaşadığınız ikili test, dörtlü test, detaylı ultrason onları yine geçirecektir diye düşünüyorum. Evet, bu dediğiniz şey bence de riskli doğumları azaltır. Yalnız benim gibi düşünenler de var örneğin. Ben yaptırmadım yani. Evet, hiç de azımsanacak oran değil biliyor musunuz? Ben toplumun 1/4 ila 1/3 Türkiye'de istemiyor. Diyor ki ben öyle olsa da doğuracağım. Yani evet. Allah'tan gelmiş ben doğuracağım. Veya annelik içgüdüsüyle, kimi dini inanışlarla, kimi ahlaki değerlerle. Ben olsa da diyor ben kıyamam hani o oynadıkça kalbi attı eli kolu oynadıkça ben ona müdahale ettirmem diyor sizin gibi düşünüyor. Hocam şimdi az da olacağınız yani. Söyledikleri bebek olmadı yani bunu da ben örneğin gördüm. Hani böyle canlı görüntüler de var bir de. %99.93 harika bir rakam. Evet. O i̇yi çok hoş yani iyi bir tarama. İyi ve non-invaziv yani iğneyle kan alıyoruz. Hiçbir şey değil. Hocam rahim ağzı kanseri de çok sıkça artık duyduğumuz yakın yıllarda çok daha gündemde olan bir mevzu. Rahim ağzına yakalanmamak için elimizde olan neler var, neler yapmalıyız? Bu da can alıcı bir soru oldu. Çünkü bir şey biliniyordu. Rahim ağzı değil de hepsi rahim. Yani rahim kanseri aşısı falan diye böyle televizyonlarda falan anlatıldı, sunuldu. Rahim ağzı rahimden ayrı bir organ gibi davranıyor. Rahimin vajinada kalan kısmı doğum sırasında açılan bölümü. Hı hı. Hani kadınlar mutlaka duymuşlardı. Pap simir testi dediğimiz. Evet. Simir testi yaptırdı taranan hocam bölüm. Hocam o ne kadar sıklıkla yapılması gereken bir testtir? Eğer risk grubunda değilse şimdi hemen oradan risk grubunda söyleyelim. Risk grubunda değilse yılda bir yeterli. Hı. Şimdi gelişen süre içerisinde bu rahim ağzı kanserinin neredeyse tamamının bir virüse bağlı olduğu bulundu. Hı. HPV diye bir virüs. Human papillomatous virüs. Human insan demek zaten. İnsan sihir virüsü. Hı hı. Genital bölgede sihir de yapıyor bu virüs. 100'ü aşkın tipi var. Ve bunlardan özellikle 4'ü öne çıkıyor. 16, 18, 31, 33 numaraları rahim ağzı kanserinin çok önemli bölümünden sorumlu. Bu da cinsel temasla bulaşıyor. Hı. Cinsel temasla bu virüs yayılıyor. Türkiye'de bile sıklığı artıyor. 20, 25 kat, 27 kat arttığına dair yayınlar var. Dolayısıyla bu virüsten korunmak lazım. Ama sadece yani rahim ağzı kanseri bulaşıyor yoksa mikrobik hani bir havuzmuş şeymiş böyle bir bakteri. Çok büyük olasılıkla. Soru güzel. Yani hakikaten güzel. İlla yüksek midir bu? Evet herkes rahatlatalım izleyicilerimizi. Cinsel temasla neredeyse tamamen başka yollarla bulaşma ihtimali yok sayılıyor. Kanla, yani o nedenle havuza girip o sırada HPV'li biri de havuza girmişse işte bütün onu, havuza girenler. Ya da oturduğumuz yer falan doğru. Bir sürü şey var. Kesinlikle. Bakteri biliyor, mantar var. Ortak tuvaletlerden bulaşına dair ufak tefek. Çünkü kadınlar hani klozet kullanıyor, oturarak idrarlarını yapıyorlar. O yüzden onunla ilgili de birkaç silik çalışma var. Ama cinsel temas burada en önde gelen olgu ve neden. Hı-hı. O yüzden cinsel temastan işte prezervatif falan burada gebelikten korunma kadar bu virüsten korunma anlamında da fayda sağlıyor. Erkeklerde de nazofaring kanseri yapıyor. Yani boğaz kanseri, aynı virüs. Hmm. Kadınlarda
Bir de belki mutlaka olanlar vardır. Sihirleri olup şu anda izleyenler vardır genital bölge. Genital bölgede sihir yapan virüs 6 numarası bu. HPV'nin 6 ve 8'i yapıyor. O kanser yapmıyor. Yani genital bölgede sihirim var. Eyvah ben de benim ağzı kanserim olacak. Korkmasınlar. O virüs onu yapmıyor. Hocam bu simir testine gitmeden bunu öğrenebiliyor muyuz? Tabii öğrenebiliyoruz. Şimdi işte o sorunuz güzeldi. O nedenle onun üzerine gideyim. Simir testinin dediniz ya ne sıklıkta. Evet. Simir testlerine şimdi bir de HPV taraması çıktı. HPV'ye baktırdın. Yok. 5 yıl bir daha baktırmayabilirsin. Simir de yaptırmayabilirsin. HPV'yi kanla mı bakıyorlar? Evet, kanla da bakılıyor ama daha kolay vajinal salgıda bakılıyor. Yani bizim tercih ettiğimiz... Simir testi gibi. Simir testi gibi. Aynı simir testi gibi test yapılıyor. Eğer sizde HPV yoksa 5 yıl rahim ağzı kanseri simir testi yaptırmanıza da gerek yok. Dolayısıyla bu yavaş yavaş öne çıkmaya başladı. Çok güzel. HPV varsa onun tipine bakabiliyorsun. Hani yüksek riskli tipler mi var, düşük riskli tipler mi var? Yüksek riskli tip varsa veya şöyle duyuyorum, demin siz de dediniz ya... bebek kötü dediler ama evet, kötü çıkmadı. Evet. Bazen biz öz eleştiri yapalım. Biz hekimler hastayla konuşurken çok fazla kendi dilimizi kullanıyoruz. Öyle olmaması lazım. Biz bu toplumun çocuklarıyız. Yani bu ailelerin, orta sınıf ailelerin çocukları doktorlar, %90'lar. Onlar kendi emekleri bir yere gidip toplumdan uzaklaşmamaları lazım. Toplumun içinde olacaksın. Yani birinizin teyzesinin oğlu, birinizin abisi. Bu olmadığı zaman işte böyle rigid kelimelerle hastalar korkuyor. Sen rahim ağzı kanseri dediler bana diye o kadar çok hasta geliyor ki. Doktor da güzel anlatamıyor. 2 dakika biraz daha fazla zaman ayırsa belki çözecek. Çünkü kanser kelimesi ürkütüyor. Evet, hastayla o iletişime ben çok önem veriyorum. Orada evet kanser kelimesi ürkütüyor. Diyor ki sende rahim ağzı kanseri virüsü var falan. Mesela. Kadın o zaman kanser oldum diye geliyor. Evet. Halbuki risk grubunda sigara içenin gırtlak kanseri riski gibi. Yani o kadın HPV'yi taşıyor. Eyvah bu kadın rahim ağzı kanseri olacak diye bir şey yok. Şu anda ekranları başında dünya üzerine bir sürü HPV taşıyan ve iç rahim ağzı kanseri olmadan yaşamını bitirecek aşısı olan... Aşısı da var hocam. Evet. Onun aşısı olduktan sonra yakalanma riskimiz tamamen sıfıra mı iniyor? Tamamen sıfıra değil ama elde olan şu anda çünkü başka tipleri de yapabiliyor ya o dördüne karşı aşı olursunuz. Ben de onu soracaktım. Şimdi bunu yakalanmış ve bununla ilgili bir sıkıntı yaşamış kişinin sonrasında bu aşıyı oluyor olması onu ne kadar etkiler? Yani bir kere oldum bir daha olmayacağım gibi bir şey var mı? Çok o 4 virüse karşı o demin saydığım numaralara karşı yapılan aşı çok önemli ölçüde koruyor. Yani %99 oranında aşı koruyor. Aşı sadece bunlara göre mi geliştirmiş hocam? Yani bütün HPV virüslerini etkilemiyor mu? Etkilemiyor. O çok daha sadece maliyetli olacak. Şimdilik 4 tane etkiliyor. Yakında 9'lusu gelecek. Hem o sihirleri de engelleyen. Mesela bazı ülkeler hala tartışılıyor bu aşı konusu, yan etkileri falan. Ama mesela Amerika'da acaba ortaokul liselilere de yapalım mıyı tartışıyorlar. O Türkiye'de kadar. Belki. Allah. Çünkü cinsel hayat başlamadan önce yapmak anlamda. Ha, asıl önemli olan. Evet, ben mesela benim kızım 17 yaşında. Ben ona 15 yaşındayken yaptım. İnandım. Bazı hekim arkadaşlarımız inanmayabilir. Tabii. Tartışmalı bir konu hala. Ama ben inandım. 3 doz halinde yapılıyor. Çok maliyetli değil. Dolayısıyla... 9 yaşından itibaren yapılabilir. Ama evli olan, cinsel hayatı başlamış kadınlara ise HPV taraması yaptırabilirler. Negatifse aşı olabilir. Olabilir. Pozitifse çok etkili olmayabilir. Onda da öneriliyor ama çok etkili olmayabilir. Bu çok önemli bir konu. Evet, şimdi 5 yılda bir yenilenmesi gereken bir aşı değil. Değil, aşı bir kere yapılıyor. Bir kere yapılıyor. Bir kere. Ama 3 dozda yapılıyor. Ama mesela 3 dozda 0-2 6. ay. Dediğiniz gibi bunun bir sürü çeşidi olduğu için sen bir tanesine yakalandın. Belki bir dahaki sefere bir başka cinsine yakalanacaksın. O yüzden hani bu aşıyı oluyor olman en tam azından korunmuyor. Yine korunmayı işte arttıracak. Belli aralarla yine simir falan da yapmak lazım. Yapılmak. Ama o HPV taşıyan bir kadın için demin dediniz ya simirle sıklıkta yapılıyor. HPV taşıyan bir kadın için ise 6 ayda bir öneriyoruz. Yani onda da böyle çok 2 ayda bir falan hemen değil. Kadınlar korkuyor. Bir başka yerde yaptırıyor. O kadar tanıda atlamak pek şey değil sorun olmuyor. Patologlar yakalıyor merak etme. Peki hocam bu rahim ağzına dediğiniz gibi hani çok korkuyoruz ürküyoruz adı içinde kanser kelimesi geçtiği için. Henüz anne olmamış bir kadının böyle bir rahatsızlığa yakalanıyor olması o duyguyu yaşamasına engel midir? Yani anne çocuğu, olmayı, evet, anne çocuk olmayı. Doğurganlığını etkileyecek bir rahatsızlık tabii, olur bu. Eğer çok erken yakalanırsa hiç sorun olmuyor. Küçük müdahaleler, rahim ağzının o şüpheli bölümünün belirlenerek çıkarıldığı konizasyon dediğimiz ameliyatlar var. Onlarla rahim korunabiliyor. Fakat bu erken kanser riskinin, daha doğrusu kanserin başlangıç aşamasında yakalanıldığında mutlaka rahim koruyucu cerrahi yapılıyor. Ama kadın evli, 2 çocuğu var, 47 yaşında o zaman rahim komple alınıyor. O zaman sorun da kökünden çözülüyor. Fakat dediğiniz çok güzel bir yere beni götürecek. Rahim ağzı kanseri genç kadınlarda daha çok görülüyor. O zaman çok üzülüyorsunuz. 30 yaşında, 28 yaşında hayatın en güzel dönemi, en verimli dönemi. Geçmişte bir virüs
Belki hani kocasına sadık bir kadın, evet, ama kocası sadık olmamış, başka yerden virüsü almış, kadına geçirmiş. Çok içim evet, acıdı, tam bir konu olan yani değiliz. Yani bu kadın çok üzülüyorsunuz. Onun sonu. Evet, zaten yani, 27 yıllık yani, kadın jinekolog olunca ister isterseniz kadınlardan taraf oluyorsunuz. Tabii evet, yani burada bir Türkiye'de bu kadınlara hizmeti veren kişiler, kadınların bir şekilde haksızlığa uğradığını görüyorsunuz. Hı hı. O yüzden biraz onların yanında yer alıyorsunuz erkek olmanıza rağmen. Doğru. Bunun da aşamaları var değil mi? Birinci sınıf. Tabii tabii. Yani en son aşamaya gelmiş olan kişinin ne evreleri gibi var. Belki hani okuyup da, hı hı, doktora soramayıp bakanlar vardır. Eskiden cin 1, cin 2, cin 3 deniyordu. Cin cervikalin, işte servikal rahim ağzı, servikal intraepitalyal neoplaziydi. 1, 2, 3'ü vardı. O değişti şimdi. L-cell ve H-cell diye. Low grade squamous intraepitalyal, bir de high grade. Hafif derece ve yüksek derece. Bir de mutlaka bir sürü kişinin çıkmıştır. ASCUS diye bir şey var. İngilizce bir tabir. Önemi belirlenemeyen hücre atipisi. O kanser riski falan değil. Öyle sonuç çıkanlar varsa korkmasınlar. O ne demek yani? O patologlar şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki burada hücrede değişiklikler var. Siz daha iyi bilirsiniz. Meyillisin demek mi? İşte sitoplazma daraldı, çekirdekte segmentasyon var. Ama tam böyle kanser tipi hücrede görmüyorum. Ama iyi de diyemiyorum. Şimdi bu hasta ortada iyi desem yani gelmeyecek bir daha. Metastaz da eğer ben buna ama kötü desem bu hasta bir daha bu hastaya bir sürü işlem yapılacak. Biyopsi falan doğru alacak. O zaman bu arada kaldıkları da diyorlar ki bu önemi belirlenemediğimiz hücre şekil bozuk. Buna hemen biyopsi falan yapmayın. En fazla işte kolposkopi dediğimiz kamerayla bakın. Gözlem altında tutun. Bu hastayı kaçırmayın. Bu kadar. Evet. Hasta o zaman bilinçleniyor. Yani sende bir şey çıktı dediğin zaman, hı-hı, sen gelme desen de gelir, hı-hı, kontrole mutlaka. Şimdi hocam şey çok dikkatimi çekti. Aminosentez olayı bitti dediniz. HPV aşısı çıktı. Aminosentez şöyle, özür dilerim. Bitmedi de o ya öbür test daha non-invaziv ya. Hı-hı. Hani hem amniyosentezden daha, daha ucuz, daha az riskli. Eğer orada pozitif sonuç çıkarsa, yani bebek genetik hastalık denirse, sırf ona bakarak gebelik sonlandırılmıyor. Yine bebeğin genetik hastalığın olduğu yine amniyosentezle ispatlanıyor. Aile de derse ki ben bu çocuğu doğurmak istemiyorum. O zaman 24 haftaya kadar sorunsuz yapılabiliyor. Bir de bu HPV'de, şimdi bunu devlet nezdinde bilginiz var mı? Aşı şeylerini almış ülke biliyor musunuz, tanıyor musunuz? HPV henüz aşısı şimdi çok önemli bir henüz aşıdan bahsettiniz. Yok. Çok evet, tartışılan bir konu. Bunu üreten de iki tane firma var. Bazen tıp acaba bu çok uluslu büyük ilaç şirketlerine mi hizmet ediyor? Doktorlar bazen bunu da sorguluyor belli, hı-hı, bir zamandan sonra. Onun için tıp bazen çok hızlı ilerler ama bazen yavaş ilerler. Yani hemen her şeye, ben izleyicilere onu önerebilirim, evet, izninizle. Hemen her şeye atlamayalım kaba tabiriyle. Evet. İşte soğan kürü muhteşem. Duyduğumuz her şeyi i̇şte denemeyin. Amerika'dan bir şey geliyor. Zayıflama ilacı mükemmel. Bir bakıyorsun 2-3 sene sonra. Tabii canım, yani hekimlerin de böyle temkinli yaklaşması lazım. Geçenlerde işte artık anjiyolara son. Öyle evet, bir ilaç çıktı ki bundan sonra bypass bitti falan filan. Öyle bir şey yok. Yani onları mutlaka bilimsel araştırma desteklenmesi lazım. Sorunuzun da yanıtı bu. Bunu ciddi şekilde bütün Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği'nin tamamı bununla ilgili çalışmaları değerlendiriyor. Ama bu 1-2 yıl içerisinde ben alınacağını düşünüyorum. İnşallah. Devletlerin güvencesine alınacağını, hı hı, düşünüyorum. Hocam o yumurta dondurma işleminden de bahsetmiştik. Bunun ne kadar süresi var dondurma işleminin? Ne kadar saklanabiliyor? Efektif olarak sınırsız. Birkaç ömür fakat boyu var. Fakat 5 yıldan sonraki efektivitesiyle ilgili yeni şeylere ihtiyaç var. Sonuçlara ihtiyaç var. 5 yıla kadar çok iyi sonuçlar aldık. Örnek de verdim. Hani gebe kalan hastamız evet, da oldu diye. Ama daha uzun süre dondurduğunuz zaman bozulmadığı takdirde, yani oraya laboratuvar evet, bir şey olmadığı takdirde sorun olmuyor. Hı-hı. Hastalarda çok bu işlenmesi gereken bir konu. Çok kimse bilmiyor. Plazalarda çok kaliteli, çok iyi yetişmiş, çok iyi eğitimli kadınlar var. Ben bir de Özlem Hanım şunu söylemek istiyorum. Yani böyle hanımlara. Onlar daha az doğuruyor, dikkat edin. Diğer kadınlar daha çok doğururken onlar daha az doğuruyor. Halbuki onların daha çok doğurmasına da ihtiyacımız var. Doğru. Çünkü daha eğitimli bir kadının yetiştireceği çocuk da ona göre çok daha başarılı olacaktır. Evet. Yani buradan ülkemizden veya yurt dışından Türkiye'den eğitim alan kadınların alkışlamak lazım ya. Kadın alkışlamak yani geriye lazım, dönüp yani bu ülkeden aldıklarını vermeleri lazım. Sadece amaç anne olmak değil, o çocuğu yetiştirmek.
Evet. Hepimiz uğraşmıyor muyuz? Çocuklarımızın en iyi olması için çaba gösteriyoruz. Doğru. Kaçmasınlar. Yani yumurtalarını saklasınlar. Evet. İleride mutlaka adam gibi adam karşılarına çıkacak. Doğru. Çok önemli. Çok var çünkü. Ve evlenecekler ve anne olacaklar. Annelik gibisi doğru. Yoktur. Dünyanın en güzel duygusu. Evet. Yani ondan kaçmasınlar ve onun da çözümü var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine uzattım kadın hastalıkları yok. Doğum uzmanı operatör doktor Tamer Sözen'le gerçekten yine zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız bir sohbet gerçekleştirdik. Çok yani, teşekkür ediyoruz efendim. Sizi dinledik hocam. Biraz fazla konuştum yani. Kusura bakmasın. Evet, sevgili izleyiciler. Çok sağ olun. Dental spa nedir? Dental spa tedavi yöntemi mi? İmplant diş tedavilerinde iyileşmeyi etkileyen faktörler neler? Kök hücre ile implant cerrahisi nasıl yapılır? Dental spa ve kök hücre ile implant tedavisini ortodonti uzmanı Doktor Ömer Polat ve periodontoloji ve implantoloji uzmanı Doktor Oğuzhan Sunar anlatacak. Az sonra. İki varsın efendim devam ederken ortodonti uzmanı Doktor Ömer Polat ve implant uzmanı Doktor Oğuzhan Sunar stüdyomuzda. Ne güzel iki tane değerli diş hekimini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Değil bir mi? De siz aman benim kadar şanslısı. Yani, maşallah. Artık içinde problem varsa Özlem Hanım gitti yani. Bir şekilde buraya gelince çok fazla bir şekilde konuşuyor. Gerçekten ben çekeyim. Siz de bizi moder ederseniz. Buraya gelene kadar bu programı yapana kadar da Ömer Bey'in ismini çokça duymuştum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, eksik olmasınlar. Programımıza geldiler. Şeref evet. Duyduk efendim. Biz şeref duyduk efendim. Efendim her şeyin bir trendi var. Moda daha falan işte saçlarda orada burada. Peki dişte de var mı böyle trendler? Olmalı bence. Dişte de bir trend olmalı. Çünkü tamam sağlık olmazsa olmazımız zaten. Hı. Sağlık hizmeti veren bir yapımız var. Ama bir yandan da insanların gerçekten... İşte mesela günümüzde artık stres çok fazla arttı. Diş hekimi korkusu zaten var. Doğru mu hocam? Gelenler boncuk terleyerek diş gelen insanlar mı? Konuşuyor farkında mısınız? İşte bu yani. Evet. Birazdan evet. Ben ama hocam biz istiyoruz ki bizden insanlar korkarak değil, mutlu olarak ve dinlenecekleri bir alan olarak hissederek gelsinler. Geldiklerinde biz kendimize düşeni yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Oğuzhan hocam da eminim bana katılır. Böyle gayet sempatik, gayet güler yüzlü bir şekilde karşılayarak o korkuyu bir şekilde yenmeye çalışıyoruz insanların. Ama bir de dedik ki ya acaba geldiklerinde klinikte insanların böyle streslerini atabilecekleri daha huzurlu bir ortam oluşturabilir miyiz? Bu düşünceden yola çıkarak da diş hekimliği yeni bir trend olarak dental spa'yı oluşturduk kliniğimizde. Dental spa daha önce bu kavram vardı. Dünyada ve Türkiye'de de muhtelif örnekleri oldu. Fakat biz bunu dentalden daha uzaklaştırıp spa'ya biraz daha yaklaştıralım arzu ettik. Bu spa dediğiniz gibi. Burada amaç şimdi yani genel şimdi bir bakım ritüelleri vardır biliyorsunuz spa'da. Evet. İşte gidilir masaj yapılır veya özel bakımlar yapılır cilt bakımları vesaire. Şimdi bunun bunlardan bir tanesi olarak dental spa'da da biz bir kere spa'ya niye gider insan? İlk başta rahatlamak için, evet. Dinlenmek için gider. Şimdi biz bunu hissettirmek arzu ediyoruz. Bilhassa dental diş kliniğe geldiğimiz zaman. Biz oraya rahatlama diye gideriz. Bak iki dişi çekeceksiniz orada. Şimdi spa'mız da şöyle. Loş tamamıyla böyle huzur verici, dinlendirici bir ortamda. Bir kere asla diş koltuğu yok. Bir bakım koltuğunda. Yani böyle o aletlerin olduğu, seslerin olduğu bir alan değil. Dinlendirici, huzurlu bir ortam. Tamam. Ve işte bir göz masajının yapıldığı bir cihaz takılıyor. Ve orada siz de dental spa'da sizin seçeceğiniz aromalarda çilekli, yok, muzlu, naneli gibi sizin seçeceğiniz aromalarda şimdi Murat hocam bir dikkatli hocam, takip yani edin korkuyorum. Dişle ilgili bir şey istemesek de sırf spa'ya gelsek olur ama, mu? Bu ama böyle bir şey yapmış olmanız ben ayakta alkışlıyorum. Çok yani. Teşekkür hakikaten ediyorum. Öyle yani. Evet. Bu aromalarda mikropartiküller püskürtülerek dişlerin çok detaylı olarak temizlenmesi işlemi yapılıyor. Burada bu çok detaylı temizlenmenin sonunda insanlar oradan kaldıkları zaman hem dinlenmiş ve huzur bulmuş hem de oradan ayrıldıklarında ağızlarında fresh ve dinlenmiş bir hissiyatla ayrılmış oluyorlar. Bunu bir diş hekimi yapıyor değil mi? Makine yapmıyor. Tabii ki bir diş hekimi özel bir cihazlarla yapıyor bunu tabii ki. Ama loş buradaki ortam, çilekler. Hangi aromayı seçmişseniz. Buradaki amaç ya. Aslında dental spa'da hem dinlenmiş oluyorsunuz. Burada artık sizin dental spa deneyiminden ihtiyacınız ne kadar hissederseniz haftalık, aylık veya yılda bir de gidilebilecek bir alan. Spa'ya bir masaja insan ne kadar sık gidiliyorsa. Fakat sağlıkla ilgili olan kısımda günümüzde diş fırçalama alışkanlığı biraz da ülkemizde çok fazla olan bir alışkanlık değil. Dental spa'da biz
o mikropartiküllerin püskürtülmesiyle dişlerin detay olarak temizliği sağlanıyor. Hı hı. O yüzden diş taşına daha dönmemiş bakteri plaklarının yoğun olarak olduğu ağızda çok detaylı bir temizlikle çürüklerin ve diş eti sağlığının kazanılması, diş çürüklerinin de uzaklaştırılması sağlanmış da oluyor. Şimdi çocukluğumdayken, çocukken ben bir tane şey, araba yıkama yeri vardı. İsmi Bıcı Bıcı'ydı. Çok hoşuma gitmişti. O isim unutmam. Yani siz kısaca Bıcı Bıcı yapıyorsunuz. Tertemiz, mis gibi böyle. Mis gibi. Ya, araba haftada bir gidiyor da siz niye iki haftada bir gitmiyorsunuz? Tabii yani? Ya insan evet. Bakıma yani sık ihtiyaç, bilhassa günümüzde hocam biliyorsunuz İstanbul o konuda biraz daha maalesef dezavantajlı. Ama bütün dünyada çok stresli bir dönem içerisindeyiz dünyada. Öyle evet. Olduğu için bu stresler bizi uzaklaştırabilecek etkenlere mümkün olduğu kadar yakın durmak, onları kullanmak, değerlendirmek lazım ki daha verimli olabilelim hayatımızda. Biz tabii diş hekiminde insanlar zaten gerginlikleri oluyor. Hem ondan uzaklaşmak hem de bir dinlenmeyi sağlamak, aynı zamanda bu dinlenmeyle birlikte de ağız bakımı yapılmasıyla birlikte gelen sağlığın da elde edilmesini niye bir arada veremeyelim? Evet. Düşüncesiyle böyle bir durum var. Ama her türlü tedavi yapılmıyor. Atıyorum dolgu, implant falan yapılmıyor. Dental spa bölümünde yapılmıyor. Ama da implant temizliği yapılmıyor. Ama spa rahatlama merkezi. Tabii. Tamam. Şimdi bak, orası adam ne yapıyor? Orası klinikte ayrı bir ortam. Alıyor. Şimdi adam diyor ki sinirlendim, dişlerimi sıkıyorum diyor, değil mi? Tamam. Dişini sıkacağına spa'ya git, tertemiz ol, çık işte. Rahatlaçık böyle yani. Şimdi, o ağzında bıraktığı haz... Hakikaten öyle yani, akciğeri çok sıkıntıya girmiş bir insan. Nefes almakta zorlanıyor da bir anda akciğeri normale dönmüş gibi düşün. İnsan o hale geliyor. Tabii, bu fikrinizi böyle... çok beğendim yani. Gerçekten güzel bir şey. Vallahi çilekler falan benim de hoşuma gidiyor. Burada önemli olan ambiyans da çok önemli hocam. Evet. Oraya geldiği zaman hayır, bir de... dişçi koltuğu değil, dental ünit değil kesinlikle. Tabii, o çok tabii. Önemli. Şimdi bununla ilgili benim de bir düşüncem vardı. O konuyu bir televizyon programında konuştum. Ama siz yapmışsınız, çok güzel. Bir de ağız... Beyne en yakın sinirler içerdiği için orada sinir uçlarını da uyarmış oluyorsunuz. Sadece temizlik olarak bakmayalım olaya ya. Değil mi doktor? Tabii ki. Tabii. Yani o arada bir sinir ucu uyardığı için de beyinsel bir rahatlamaya ulaşıyorsunuz. İşte masajın yani o bakım ritüelinin değişik yani bir versiyonu. Çocuklarla hafta sonu gidebilirsiniz. Çocuklarla yani. Geliyor mu? Gelebilirler. Tabii hafta sonu gidebilirsiniz. Şey ama diş temizliği yapılıyor değil mi? Diş, tabii ki. Taş, yani, diş taşları falan. Diş taşı temizliğinin... daha detaylısı ve daha konforlusu diyebiliriz. Diş taşı temizliği daha zor işlemler, yani daha zor taşlarla, daha sertleşmiş olanlarla uğraşır. Spa'da daha diş taşına dönmemiş fakat bakteri plaklarının ne kadar yoğun olursa olsun temizlenebildiği bir ortam. Şimdi benim ama diş ihtiyacınıza göre öncesinde diş taşı temizliği yapıldıktan sonra spa yapılabiliyor tabii. Hı. Diş hekimliğinde en çok üzüldüğüm, olmasını istediğim aslında şeylerden biri şu. Sabah kalkıyor bayan. Diyor ya bugün biraz keyfim kaçık diyor. Ben gideyim diyor, yüzüme başıma saçıma bir bakım yaptırayım, kendime geleyim diyor. Ya niye bir de dişime demiyorsun? İşte o evet. Dişime denecek kısmı oluşturmaya başlamışsınız. Yani siz aslında o kısma başlamışsınız. Bu büyüyecek inşallah. Evet, hedefimiz. Doktor önlüğünün, doktor kimliğinin, doktor şeyinin hiç olmadığı bir ortam. Evet. İğnenin olmadığı önlük bir ortam. Yani orada farklı, doktor önlüğü beyazdır. Yani doktor kimliğinden ziyade tabii. Orada sizi dinlendirmek için, sizi rahatlatmak için bulunan bir insan. Ay çok değişik geldi. Yani. Evet. İlk defa duydum ben. Aslında bize gelen hastalar, yani insanlar korkarak geliyorlar ya, onda yenmiş oluyorlar. Aslında yani amaç belki de bu herhalde. Evet, konuşacak. Yani orada rahatladıktan sonra tedavi almak, ondan sonra işlem yapmak. Kimin fikri bu? Ya işlem bittikten sonra... Hangi zeki dinlenip... doktorumuzun fikri var? Hakikaten güzel bir fikir. Gerçekten elinize sağlık. Biz beraber aynı şeyi, aynı şeyi doktor bey. Hiç doktor önlüğü olmayan arkadaşlarla çocuk dişlerine flor uygulamada da başlatabilirsiniz. Yan evet. Tarafına. Ben hastaneden uzak, hastane isminin geçmediği, hasta isminin geçmediği, danışan isminin oturduğu, size danışanlar gelmeli. Hastalar evet. Değil. Evet. Öyle ortamlarına ayrışması tarafta. Aslında şöyle bir durum da var. Şimdi çocukların ilk diş hekimiyle tanışması, eğer ki direkt tedaviyle olduğunda genel olarak korkuyor ya çocuklar. Böyle bir tanışma olursa devamında da daha rahat eder. Diş hekimine giderken o korku bilinçaltına yerleşmiş evet, oluyor. Zaten çocuklukta yerleşiyor o korku diş hekimiyle. Oğlum biraz öyle şey yapıyor, ürküyor yani küçücük bir şeyden bile. Ay yok gitmeyeceğim falan. Bu böyle bir çileklenmelikler hoşuma gitti böyle. Ambiyans hoşuma gider. O ambiyans
dünyası bir de yaşattık. Yani biz şunu arzu ettik. Dedik ki dental klinik bilinen algının dışında bir algı oluşturabilmek. Kliniğimiz kesinlikle girildiğinde diş kliniği olarak kimse adlandırmayacaktır ilk girildiğinde. Çünkü şöyle, burada amaç o yeniliği hissettirmek, farkındalık oluşturmak ve insanların bilinen evet, korkuların dışına alabilmek. Spa. Bak burası. Dental spa alanımız burası. Yani çok klinik gibi değil zaten görüntüsü de. Burada tuz odası falan yok değil mi doktor? Hocam şu anda yok. Şu anda yok. Yani... Ama ellerinize sağlık, düşüncenize sağlık, emeğinize sağlık. Yurt dışında böyle yerler var mı? Dental spa kavramı var ama bu şekilde yok. Hmm. Bu deneyim yok. Dental daha çok var. Diş koltuğu bir kere var. Hmm. O hal bir sürü bir kamçılı böyle evet, aletler evet, falan vardır. Hani böyle hekim böyle üstüne zekir. Botoksu da burada yaparsınız. Çakır, o yok. Botoksu da burada yaparsınız. Yani düzenleştirme burada denemedik ama yapılabilir tabii ki. Yapılabilir. Tabii yani bugün... evet, çaldım. Yani yazdım. Hoşuma gitti. Yazdım, evet, kesinlikle. Şimdi aha, doktor bey, bir de tabii sadece yaptığımız bu değil. Sizin yaptığınız çok değerli tedaviler de var. Örneğin implant teknolojisinde neredesiniz? İmplant teknolojisi Avrupa nerede, siz neredesiniz? Hadi evet, bakalım. Hadi bakalım. İmplant için. Evet. Şimdi ben bir ortodontolog olarak bunu Oğuz hocama daha çok tercih ederim. Periodontoloji uzmanı evet, olarak. Periodontoloji, implant uzmanı olarak. Evet. İmplantta Avrupa nerede, biz neredeyiz? Şimdi implantta Avrupa ile biz aslında çok çok farklı yerlerde değiliz. Yani biz yurt dışında kongrelere gittiğimizde ya da burada uluslararası kongrelere gittiğimizde biz dünyada yapılan tüm tedavileri zaten burada uyguluyoruz. Kemik yetersizliğinde veya ileri zigoma implantı örneğin biz bunların hepsini uyguluyoruz zaten Türkiye'de de. Geri kalmış veya teknolojiyi takip edememe gibi bir ileride olduğumuzu lütfen söylemekten çekinmeyelim. Geliyoruz. Evet, tam evet, ona geliyordum. Yavaş yavaş artırıyordum evet, aslında. Biz önce sağlık konusunda aslında bunu duyuyorum. Ülkemiz evet, olarak doktorlarımız aha, olarak sizlerle. Evet hocam evet, yani iyiyiz o konuda. Evet. Hatta bazı durumlarda implantla ilgili de çok fazla cerrahi var bununla ilgili. Türkiye'de denenen yapılan bir sürü cerrahi var. Bunun sebebi de ben biraz şöyle görüyorum. Türkiye'de diş eksikliği belki Avrupa ülkelerine göre fazla. Çünkü ağız hijyeni biraz yetersiz veya ağız hijyen alışkanlıkları düşük toplumda. O yüzden çok fazla diş kaybı var ve bizim aslında çok vakamız var. Dolayısıyla hani biz de yeterli bilgi birikimi ve donanıma sahibiz. O yüzden daha fazla uyguladığımız için de olabilir. Ama tabii biz de biraz emek gösteriyoruz yani uğraşıyoruz evet, onunla etkisi bize var. Burada hocam hani dedik ya trend, yenilik. Biz burada dedik ki bu implantoloji uygulaması çok yoğun yapılan bir uygulama. Evet, evet. Hem evet biraz korkulu bir uygulama, bu korkuyu nasıl yeneriz üzerinde kafa yorduk. Hem de şimdi biliyorsunuz ileri yaşlı insanlarda veya sistemik hastalığı olan, ileri şeker, ileri tansiyon olan hastalarda implant uygulandıktan sonra kemikleri bütünleşme süreci vardır. Buna osteointegrasyon evet, diyoruz. Evet. Bu süreçte sistemik hastalığı olan veya geriatrik ileri yaştaki insanlarda o süreç biraz zor olduğu için kimisinde yapılamadığını söyleyebiliyoruz veya sonrasındaki stabilite biraz daha riskli olabiliyor. Evet. Burada acaba bunu daha verimli hale nasıl getirilebilir? İnsanların daha stabil, daha konforlu implantlar nasıl yerleştirilebilir? Burada bizim yaptığımız araştırma sonucunda uyguladığımız kliniğimizde kök hücre destekli implant uygulamalarımız evet, var. Hmm. Bu da dünyada evet, olmayan ve siz çok az yeni var. Siz bayağı yenilikleri takip ediyorsunuz yani. Çünkü bu olması lazım. Demek bu olması lazım. Yani Türk hekimleri, Türk diş hekimleri aynı zamanda dünyada önce olabilirler. Çünkü hem vaka olarak çok öyle deneyimli der, hekimleriz. Vizyon olarak da iyi hekimleriz. Niye bunu biz geri planda tutalım kendimizi? En iyisini en hı, güzel şekilde yapabilmeliyiz. Yani Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil edebiliriz rahatlıkla. Bunun için gerekli bilgiye uzmanlıklarımız, eğitimlerimiz yeterli. Vizyonlarımız da birçok hekimin bizim değil yeterli. Burada sadece birazcık belki desteklenilebilir. Birazcık belli aşamalardan geçtikten sonra bunlar yapılabiliyor. Yok doktor bey, o kadar şey olmayın. Yani biz FDI Türkiye'de bir defa toplantı yaptı. Bir defa yaptı. Ben onu çok merak ettiğim için sordum. 14 bin katılım vardı. 9 bini yabancıydı arkadaşlar. Evet. Bizi dinlemeye gelmişlerdi. Ben de Paris'te bir takım şeylere katıldım Avrupa'da. İnanın sizin, benim 2 yıllık mezun doktorumun çıkarttığı estetik dolgu, onların birinci oldu dedikleri dolgun 10 katıydı. Yani. Evet. 10 katı. Biz Avrupa'dan Allah'ın izniyle daha ilerideyiz. Daha önemli tedaviler yapıyoruz. Bize ucuz diye gelmiyorlar. Artık evet, o bitti. Lütfen yani bu kanıyı yıkalım. Biz evet, kaliteye geliyorlar. Bugün evet, Ömer Polat'ın yaptığı implant, bugün yaptığı
kök hücre PRF tedavisi. Evet, PRF'den bahsedelim doktor bey. Evet hocam şimdi... Size bırakalım. Yani Oğuz hocam da bu konuda yani uygulamaları Oğuz hocam yapıyor zaten. Ama ufak olarak şeyden bahsedecek olursak süreçten kişi önce klinimize geliyor. Bir yere kliniğe yönlendirerek önce yağ dokusundan kök hücre, kendi kök hücresinin oluşturulması, elde edilmesi süreci var. Sonrasında o gün içerisinde bu yüz gibi mi? Hani yüz içinde öyle oluyor ya. Saçta kullanılıyor. PRP'den daha ziyade kök hücre. Yani orada direkt mezenşim hücresi deniyor. Yani PRF ile farklı aslında. PRF'den farklı evet. Kök hücre farklılığı var. Yağ dokusuna alıyoruz. Orada evet yağ dokusundan kök hücre elde edildikten sonra uygulandığı alanda hızlı bir şekilde o osteointegrasyon sürecinin başlaması ve çok hızlı bir şekilde neticelenmesini sağlıyor bu işlem. Ve implant yapılamaz denen işte çok ileri yaşlarda olduğu söylenen veya sistemik hasta olan insanlarda implantın yapılabilmesini ve stabil hale gelebilmesini sağlıyor. Ayrıca şimdi biliyorsunuz implant uygulandıktan sonra bir bekleme süreci vardır. Evet. Yaklaşık bu 3 aydır. 3 ay evet. Bu süre niye bekleniyor? İyice kemikli implant birleşsin, osteointegrasyon olsun ve sonrasında üzerine yük bindiği zaman stabil halde kalabilsin diye. Burada bir hücresel aktivite süreci var. Bunun hızlanması, artması için kök hücre enjeksiyonu yapıldığı zaman bu süre çok daha kısaltılabiliyor. Evet. Yani orada kemikleşme hızlanıyor aslında. Kıymetli izleyicilerimiz, Ömer Bey'in şu an bahsettiği konu Avrupa'da, dünyada şu an gelinmiş en son noktayı daha hızlı takip eden bir hekim bu işten bahsediyor. Evet, yani böyle düşünelim. Önemli yani, bir şey bile gelince. Hakikaten kök hücreyi artık implant dokusunda, kemikleşmede. Siz daha şimdi hocam asıl gelelim bu kök hücre asıl periodontolojide evet bir kemik ekiyorduk, bir diş etini kaldırıyorduk. Bir yani böyle hani flap cerrahisi hani biraz sonuçlar sıkıntılı oluyordu bazen. Yani istediğimiz verimi alamayabiliyor idik. Doğru mu yani? Şimdi siz dönelim bakalım kök hücreyi ne yaptınız? Sizde sonuçlar ne oldu? Periodontoloji ile ilgili. Evet. Şimdi kök hücre diş hekiminde çok fazla kullanılmıyor aslında şu anda. Biz implantta kullanıyoruz ama perioda da yine biz flap cerrahisi yaptığımız. Flap cerrahisi de diş eti rahatsızlığı olan hastanın açılıp diş etlerinin temizlenip yeniden kapatılması. Onda da yine kemik rejenerasyonu ve yumuşak doku rejenerasyonu yenilenmesi beklediğimiz için kök hücre orada da zaten faydalı olacaktır. Çünkü doku iyileşmesini hızlandıran bir şey. Yani bizim mezenşim hücrelerimiz veya öncü hücrelerimizi içeren bir sıvıdan bahsediyoruz. Bunu vücutta aslında iyileşmesini beklediğimiz veya kemik ya da bağ dokusu oluşmasını beklediğimiz nereye koyarsak bu başarılı olacaktır zaten. Çünkü tıpta plastik cerrahi de çok sık kullanılıyor. Tabii. Biz bir yıllardır PRF veya konsantre growth faktör kullanıyorduk implantta veya cerrahilerimizde. Bu yine kök hücre değil de bizim kendi kanımızdan elde edilen ve yani beslenmesi... Kök hücreleri içeren bir doku. Yani bir tamam kemikliğinden aldığımız kadar kök hücre yok da. Evet. Ama yine kök hücresi olan bir doku. PRF'den mi bahsediyorsun hocam? Evet. PRF'in iyileşmeyi hızlandırdığını gösteren çalışmalar var ama PRF yine bir yerde kısıtlı kalıyor. Yani kök hücre ondan biraz daha farklı açıkçası. Kemikleşmeyi direkt hızlandırıyor veya yumuşak doku iyileşmesinde. PRF'de ise orada kandaki şekilli elemanlar dediğimiz veya dokunun beslenmesini sağlayan elemanları oraya yerleştirmiş oluyoruz. İşte iyileşmeyi bir miktar hızlandırmış asker oluyoruz. Asker göndermiş oluyoruz. Evet, biraz uyumu sağlıyoruz. Yabancı bir cisim koyuyoruz, graft koyuyoruz, kemik tozu koyuyoruz veya implant koyuyoruz. Bir miktar dokuyla uyumunu sizin sağlıyoruz. Sizin bahsettiğiniz yöntem bir ileri bir tık ileri. Yağ dokudan aldığınız kök hücrelerinde diyorsunuz. Bunu şeyde diş kemik kayıplarında kullanamıyor musunuz? Kullanabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Artık yani dişleri sallanan bir hastada. Yani hiç olmayan bir kemik değil ama olan dokunun olan hızlı dokunun bir şekilde büyümesini sağlamak. Çünkü hocam oraya altyapısını koyuyoruz. Mezenşim hücresini, kök hücreyi koyduğunuz zaman orada yağ dokusu oluşması gerekiyorsa yağ dokusu, kemik oluşması gerekiyorsa kemik, altyapı, yumuşak doku ne oluşması gerekiyorsa onun artmasını sağlıyor zaten. Evet. Öyle olduğu için orada bir osteointegrasyon süreci veya işte osteoplastik bir aktivite varsa onun hızlanmasını ve bir an önce orada kemik yapımını sağlıyor. Peki bunu tozda aynı şeyi yapmıyor mu? İşi görmüyor mu? Kemik hayır. Tozu diye bir toz şey var. Toz destekliyor. Kemik tozu aslında bir çatı oluşturuyor ve oraya kemik hücrelerinin yürümesine sebep oluyor. Bu aslında bizim hücrelerimizin tamamının en başı. Yani hücrenin ilk hali. O yüzden hangi dokuya koyarsak o dokuyu iyileştiriyor. O dokuyu hızlandırıyor. Öyle bir şey bu da. Evet, evet. Yani yağ dokusuna koyarsak yağ dokusu oluşturacak. Bağ dokusuna koyarsak bağ dokusu. Kimsesiz. Çok faydası. Ama koyduğun yerde sıfır kan grubu.
kognitif ne hali olursa diyebilirim. Ne verirsen o yani. Aynen. Değişik bir şeymiş çok gerçekten. En ilkel, en başlangıç hali yani bizim hücrelerimizin. Evet. Bayağı İmplant farklı. İmplant cerrahisinde tabii. Ben bu hani primer yükleme var ya, ben geç yüklemesinde de çok faydalı. Tabii çok faydalı. Evet. Çok faydalı. Evet. Yani ya hocam yani bir kere şu dental spa'da da kök hücrede de biz çok daha fazla tecrübeli olduğumuz için uygulama imkanımız çok fazla, klinik deneyler yapma imkanımız. Bunu ne kadar zamandır uyguluyorsunuz? Çok uzun zamandır dediğiniz yani. Çok uzun zamandır uygulamıyoruz. Hı. Ama çok uzun zamandır implantoloji üzerine veya işte ortodontide de birçok yenilik var. Onlardan da bahsedebiliriz. Evet. Tecrübelerimiz, deneyimlerimiz olduğu için nerede neyin ihtiyacı olduğunu iyi fark edip ona göre bir çözüm üretebiliyoruz. Tabii mesela, her gelene de kök hücre demiyorsun. Aslında şöyle, implantla ilgili artık işte Murat Hocam da Ömer Hocam da biliyor. Artık hani yapılamayan bir durum çok kalmadı. Yani kemik yetersizlikleri de hem genişliği olsun, yüksekliği olsun biz onu bir şekilde artık sağlıyoruz. Sadece süreç biraz uzuyor. 2,5-3 aylık süreç biraz daha uzamış oluyor. Hı hı. Ama artık hani yeni arayışlardayız. Daha hızlandıralım o kemikleşmeyi hızlandıralım ve hemen yükleyelim. Murat Hoca dedi ya, implantı yapalım, akşam yolda protezi yapalım. Yani. Bir sorun oluşturmasını istiyoruz. Aslında onun yani, peşindeyiz. Şu an gidilen nokta o. Çünkü implantta dediğim gibi son noktaya ben geldik. Ben dental spa'da takıldım aslında. Hastaların ayağına da şey takıyorum. Masaj alet takıyor musunuz? Oraya gelmedik henüz. Lütfen ya. Ya Türkiye'de ilk defa duydum. Hakikaten ilk defa duydum. Ya işte bunu yapmış olmanız hakikaten ayakta alkışlıyorum. Çok takdir ediyorum diş hekimi olarak. Ben diş hekimliğine aşık bir insanım. Orada hocam şunlar çok da var tabii. Evet. Oksijen barlar var. Onlarla da bir dinlenme sağlanabiliyor buruna takılan. Uyuyor yani barlar. Resmen. Tabii bunlar da var. Burada tamamıyla hastalığının deneyimleri, oradaki memnuniyetleri, beklentilerin karşılanmasıyla alakalı bir durum. Tabii orada sınırı da iyi belirlemek lazım. Yani artık bir vücut masajına doğru ilerleyen bir güzellik canım, merkezine normal masajıya oraya da gitmemeliyiz. Gitsin. Yani hani ama orada bir rahatlamayı vermeliyiz. Hı. Aslında bizim verdiğimiz bir dental spa. Hani ek rahatlamalar da sağlayabiliriz. Ama bir yerde de bir çizgi koymamız şimdi gerekiyor. Doktor tabii. Bey bir bilgi vereyim ben. Bunu almıştım. Bu her zaman her yerden bulunmayan bir bilgi olduğu için diyorum. Diş macunu diyor ağızda çökeldiği zaman dişler kendi için gerekli mineralleri 13. dakikada başlıyor. 27. dakikaya kadar alıyor. 2008 yılında bizim yaptığımız bir çalışma bu. Hı hı. Avrupa'da da yayınlandı. Şimdi böyle bir şey düşünsene. Şimdi spa dedim aklıma o kadar güzel şeyler geldi ki. Çok az bir diş macunu sür ve ağzını kapattır yarım saat yatsın orada. Dişlerini besle ondan sonra temize gönder. Değil mi? Tabii ki yeter. 13 ile 27. dakika arası alıyor. Bakın diş fırçalamanın ne kadar yanlış olduğunu ben çok programlarda anlattım. Yanlış fırçalıyorsunuz, fırçalıyorsunuz ağzınızı yıkıyorsunuz. Gerçekten yanlış. Yani hiçbir şey yaramıyor diş macunu. Hiçbir şey yaramıyor. Yarım saat ağzında kişi ağzına hiçbir şey almaması lazım. Evet. Ki o macundan gerekli mineralleri aslında bütün macunlarda aynı mineraller var. Evet. Onun için spa'yı değerlendirebiliriz. Evet, bir de bu ortodontide yenilikler var demiştiniz ya. Onda da böyle bir farklı bir çığır açılacak. Mesela Özlem Hanım, ortodonti dendiği zaman sizin önünüze nasıl bir engel çıkıyor? Ne sizi rahatsız ediyor ortodontiyle alakalı? Tel istemiyoruz. Benim oğlumun öyle bir iki dişi üst üste çıktı. Hocam dedi ki bir tel taksak falan dedi. Dedim hiç istemiyor. Direkt, görüntü. O yüzden dişçiye gitmek istemiyor. Yani bana estetik tel kaygı. Başka bir kaygınız var mı ortodonti dendiğinde aklınıza başka gelen? Başka bir kaygı. Yeme zorluğu, işte çiğneme zorluğu falan. Mesela süre olabilir mi? 2,5 sene. Sürede. İki şimdi, sene. Tabii yani hem görüntü hem süre hem de konfor işte yemek yerken yani, takılacak tabii, mı falan. Tabii. Şimdi bunların üzerinden insanların ortodontiyle alakalı sevmedikleri bir 3 tane konu. Evet. Bunun üzerinde 3'ü içinde günümüz teknolojisinin ilerlemesiyle tabii ki diş hekimliğinde olduğu gibi ortodonti de bundan faydalanıyor. Bir görüntüyle ilgili metal braket değil şeffaf braketlerimiz var. Braket olarak daha az görünüyorlar. Sevmedik sabit çünkü yemek yerken aralarına yemek artığı girdi. Hiç görünmese keşke ama yine de biraz görünebiliyor. Eledik. Şeffaf plaklara tedavilerimiz var. Tamamıyla %100 dijital. Hastalarımızın dişlerini dijital olarak tarıyoruz. Sonrasında bunu bilgisayara aktarıp birkaç dakika içerisinde dişlerin düzelmiş halini gösterip orada birlikte dişlerin pozisyonlarını belirliyoruz. Kişinin hayalindeki dizilimi seçiyoruz. Photoshop yapıyoruz. Sonra direkt dişlerin kendi birebir boyutlarını indirip, kaydırıp, döndürüp konumlandırdıktan sonra şeffaf plaklarla haftada bir yeni plan değişmesiyle dişleri düzeltebiliyoruz. Önce gösteriyor sonra yapıyor. Yoksa tabii yani, kullanmazlar hani, ya. Tabii, bunu da sevmeyebilen daha az da olsa olabiliyor. Dişin iç kısmına yerleştirilen teller var. Hiç görünmüyor kesinlikle. Şu an benim ağzımda olabilir.
ve yani anlamayabilirsiniz. Bir mi? Acaba? Acaba var mı? Acaba, gerçekten görünmüyorlar. Böyle alternatifler ama kullanmış gibi yani. Ortadan tedavi görmüş doktor bey herhalde. Yok görmedim. Ama hastayı çok iyi anlıyor. Bazı doğuştan şanslı yani. Hastayı anlarım. Hocam süreyle ilgili dezavantajı da ne yaptık? Şimdi bir doğru planlama, doğru malzeme kullanımı ve iyi hasta uyumuyla ortodontik tedavi süresi zaten hızlanıyor. Yani 1,5-2 yılı olan tedavi neredeyse yok. Hastalarımızın çok büyük çoğunluğu 6 ay ile 1 yıl arasında tedavisi bitiyor. Nadir bir kısmı 1,5 yıl oluşuyor. 2 yıl %10 bile değildir klinimizdeki evet tedavilerimiz. Şeyler de yapılabiliyor mu onlar? Diş çekim vakalarında da hani çekimli tedavilerde de ortodontik plakla şu an tedavi. Hepsi yapılabiliyor. Bütün vakalar ortodontik yapılabiliyor. Orada uzman bir hekimin gerekli ek kuvvetlerden destek alması gerekebilir. Mini vidalar gibi, lastikler gibi ağız içerisinde. Hmm. Ama yapılabilir. Fakat bir de şöyle bir şey var hızlandırma ile alakalı. Piezo surgery var hocam. Yani ortodontik tedaviden önce diş köklerinin arasında ufak kesiler yapılıyor. Ağrısız çok basit bir işlem. 1-2 gün içinde yaraları tamamen inişiyor. Hiçbir izi kalmıyor. Bu yapıldığı zaman orada köklerin arasında hücresel aktivite yine arttırılmasıyla ortodontik hareketin %30-%40 hızlanmasını sağlıyor bu işlem. Ama bunun yaşı vardır herhalde 17 üstüdür. Hocam ortodontide yaştan çok daha fazla diş sağlığı önemli. Eğer diş eti sağlığı yerinde değilse kişinin yaşı kaç olursa olsun genç bir bireyde de yaşlı bir bireyde diş hareketi çok yavaş oluyor. Ama 70 yaşında benim 65 yaşında hastam birkaç hastam çok hastam oldu. Eğer ağız sağlığı diş eti sağlığı iyi ise ortodontik tedavi rahatlıkla yapılabiliyor. Ve hızlı olması dişin sağlığı yaştan çok daha etkili. Diş sağlıklı ise eğer 60 yaşındaki kişi diş sağlığı, ağız sağlığı iyi olmayan 20 yaşındaki birinden daha hızlı sonuç alıyor. Yani 60 yaşındaki kişiden de aynı ücreti almıyorsunuz herhalde. Biraz yarısını falan alıyor. Hocam tabii ki o beklentimi inceleyecek şekilde değişebiliyor. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti bugün. Hakikaten bu gerçekten beni bitirdi. Biraz önce heyecanla. En yakın zaman deneyim için bekliyoruz. Gerçekten çok farklı bir deneyim olacak kesin. Evet Doktor Ömer Polat ve Doktor Oğuzhan Sunar'a teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için efendim. Biz teşekkür ederiz. Kısa bir reklam arası için izin istiyoruz. Sonra yine buradayız. Evet, iyi ki varsın da yine programımızın sonuna yaklaşırken her zaman olduğu gibi diş sağlığı ile ilgili bilgileri almak için hocamıza danışıyoruz. Eksik olmayın. Hocam çocuklarda diş sağlığı tabii ki çok önemli. Özellikle evet dişin gelişimi açısından daha süt dişleri başladığında. Fakat bazen bu kırıklıklar da oluşuyor çocuklarda, diş kırıklıkları. Evet. Bunların tedavisinde nelere başvuruyoruz? Şimdi diş kırılmaları, süt dişlerindeki diş kırılmaları dolguyla tedavi ediliyor. Fakat bizim nedense halk arasında, daha doğrusu meslektaşlarımız arasında artık hep aynı şeyi söylemekten bir madde oluştu. 10 yaş, 11 yaş kırığı diyoruz. Nedense çocuklar 9 yaşında, 10 yaşında ve 11 yaşında bir şekilde kazayla azımsanmayacak derecede çocuk ön dişini kırıp bize geliyor. Çocuk 11 yaşında. Biz bu dişe ne tedavi yapabiliriz? Eğer ki kırık dişin sadece minesinde ise biz buna küçük dolgu yapıyoruz ve olay tamam devam ediyor. Eğer kırık mineyi geçti de biraz da dentinden biraz büyük bir kırık ise kıymetli izleyicilerimize öncelikle şunu söylüyoruz. O parçayı mutlaka ya sütün içine koyunuz. Aa. Evet. Ya da dilinin altına korsanız çocuk yutabilir. O yüzden sütün içine koyunuz. En az 2 saat içerisinde bir diş hekimine götürünüz. Artık onları da değişik dolgu maddeleriyle kırık parçayı geri oraya restore edebiliyoruz. Bu çocuklar için mi? Çocuklar için. Benim de kırılsa süte koysam o. Süte korsanız evet sizinkini de yapıştırabiliyoruz. Ha oluyor mu onun için evet, sordum. Evet evet evet. Şimdi bir de avuçta dişlere geleceğim. Yani. Tabii ki. Bir kere böyle ki elimde yüzük vardı. Böyle dalgalı bir denizde botta giderken böyle ay dedim korktum böyle dalgaya girince. Yüzük dişime çarptı. Bit ondaki ön evet dişim. O parçayı oraya yeniden tutturabiliyoruz. Hmm. Ama kaç dolgu saat içinde gelmem gibi lazım? Yani bunun için saatin aslında çok önemi yok da. 2 saat diyoruz. Hmm. Bu küçük kırık için bahsediyorum. Hmm. Bir de büyük bir kırık oluştu. Dişin canlı dokusu açıldı. Bu dişler çok önemli.
Biz 1960'lı yıllardan beri bu dişleri kanal tedavisi yaparak ağızda tutmaya çalışıyor idik. Bunların kökleri henüz tamamlanmamış oluyor. Tam da kırılan diş burada. Elimde. Bu dişin kökü henüz buraya kadar tamamlanmış, şu kısmı tamamlanmamış oluyor. O yüzden bu dişe kanal tedavisi yaparak bitirmek bizim şu ana kadar yaptığımız bir yöntemdi. Fakat önce dişin bu kök gelişimini tamamlasın diye dişte bir 6 aylık, 9 aylık bir tedavi uyguluyorduk. Ve çocuk uzun süre bu tedaviye gelip gidiyor idi. Artık rejeneratif diş hekimliği dediğimiz doku mühendisliğiyle ortaya çıkmış, dişin kişinin kendi kanıyla kök hücresini bir şekilde temasa geçirerek bu dişlerin köklerinin tamamlanmasını, aynı zamanda bu dişin canlı kalmasını sağlayabiliyoruz. Bu dişi artık öldürmüyoruz. Kanal tedavisiyle öldürmüyoruz. Bu Türkiye'de yeni uygulamaya başlamış, daha kendine yeni alan bulmuş ve ciddi bir tedavi yöntemi. Onun dışında böyle dişlerde diyelim ki kanal tedavisi ve kök tamamlama tamam. Ama bu dişe ne yapmalıyız? Diş buradan kırılmış. Evet. İşte çocuk güldüğü zaman dişini kötü görüyor falan. Bu gibi durumlarda şunu söylemek için bu konuya girdim. Bize bu dişe kaplama yapılması konusunda ısrarcı oluyor aileler. Lütfen kaplama konusunda ısrarcı olmayın. Biz bunu yine pilli dolgularla, değişik dolgu materyalleriyle dolgu yapıyoruz. Çünkü bu dişe eğer bir şekilde kaplama yapar isek, bu diş çapında bir genişleme, o bölgede 3 boyutlu bir yapı değişikliği oluyor. Şöyle diyelim, şu çenemizi görüyor musunuz? Bu çenemiz, biz zannediyoruz ki çenemiz büyüyor. Tamam, çenemiz büyüyor da çenenin içinde bu dişler o büyümeye göre nasıl şekil alacak? Evet. Çene kemiği o dişlerin içinde nasıl, değil mi? Diş şurada çıkıyor ama çene kemiği büyüyor. Diş o çene kemiğinin içinde kalıyor. Mucizevi bir olay. İşte bu esnada siz buna bir kaplama yaparsanız çene kemiğinin buradaki büyümesinin önüne geçmiş olursunuz. O yüzden bunları yine restoratif dolgularla düzenliyoruz, düzenlemeye çalışıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Böyle programın sonuna ben yine küçük değerli bilgileri sığdırdık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaman kısa. Evet, ama bilgiler söylenen çok. Söylenen az ama bu bilgi şu anda yeryüzünde inanılmaz bir bilgi. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.